Emeklinin bir tek uçan kuşa borcu yok. Merhaba değerli izleyenler. Ülkemizdeki tüm emeklilerimizin buluşma noktası, dertleşme noktası Emekli Televizyonu'na, Emekli TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine tüm emeklilerimizi çok yakından ilgilendiren, özellikle Bağkur emeklilerini çok yakından ilgilendiren haberlerle karşınızdayım. Bugünkü videomuzda emeklilerimize ödenecek olan, Ramazan bayramı öncesinde ödenecek olan bayram ikramiyesinin ne kadar olacağını, bayram ikramiyesine zam olup olmayacağını, bunun yanı sıra SSK emeklileri, Bağkur emeklileri ve emekli sandığından emekli olanlara ödenmesi planlanan aile yardımının ne kadar olacağını, hangi emeklilerin bu aile yardımından yararlanabileceğini burada bu videomuzda anlatmaya çalışacağız. Bunun yanı sıra 2000 yılından sonra emekli olan tüm vatandaşlarımızın da bu videoyu sonuna kadar çok dikkatli bir şekilde izlemesini rica ediyorum. Çünkü intibak düzenlemesiyle ilgili olarak Ankara'da şu anda çok önemli bir gelişme var. Bu gelişmeyi de bu videomuzun sonunda sizlerle paylaşacağız. 2000 yılından sonra emekli olan tüm vatandaşlarımızın burayı çok dikkatli bir şekilde izlemesini, dinlemesini rica ediyorum. Bu videomuzda ayrıca dul ve yetim maaşı alanlarla ilgili de önemli bir haberi de sizlere vereceğim. Değerli izleyenler, sevgili emeklilerimiz, ilk olarak tüm emeklilerimizi çok yakından ilgilendiren aile yardımı konusunu ele almak istiyorum. Bildiğiniz üzere şu anda ülkemizde memurlara, eşlerine ve çocuklarına aile yardımı yapılıyor. Bu miktar maaşlarına göre değişiyor. Değerli izleyenler, bakınız, bu aile yardımının emeklilere de ödenmesi yönünde bir çalışma şu anda Ankara'da gündemde. Bu çalışmaya göre tıpkı memurlar gibi emeklilerimiz de aile yardımı alma imkanına kavuşacaklar. Emeklilerimizin eşlerine ve çocuklarına 344 lira en az, evet en az 344 lira aile yardımı bu çalışma hayata geçtiğinde emeklilerimize ödenecek. Bu çalışmanın hayata geçmesiyle birlikte emeklilerimiz bir nebze olsun nefes alabilecekler. En azından iki tane faturalarını, elektrik faturalarını, su faturalarını ya da doğalgaz faturalarını ödeme imkanına kavuşacaklar. Nitekim şu anda bildiğiniz üzere emeklilerimize yılda iki kez zam yapılıyor. Ocak döneminde ve Temmuz döneminde. Emekliye enflasyon oranında zam yapılıyor ama elektrik faturası, doğalgaz faturası, su faturası, giyim harcamaları, gıda harcamaları maalesef ve maalesef şu anda bir yılda en az %30-%35 artmış durumda. Emekliye ufacık bir zam ama diğer taraftan vatandaşın faturasına zam, gıda ürünlerine zam, giyeceğine zam, ona zam, buna zam. İşte emekliye yapılacak olan en az asgari 344 liralık bir aile yardımı bir nebze olsun emeklinin yüzünü güldürecek, emeklinin sırtındaki yükü bir nebze de olsa hafifletmiş olacak. Memura varsa tabii ki emeklimize de olmalıdır. Çünkü vatandaş büyük bir geçim sıkıntısı içerisinde, ay sonunu maalesef ve maalesef getiremiyor. Bankaya borçlu, kredi kartı borcu var, ona var, buna var. Emeklinin bir tek uçan kuşa borcu yok. Ne yapsın kardeşim emekli? Bu maaşla şu anda bakınız, yeni emekli olan vatandaşlarımıza 1200-1300 lira emekli maaşı bağlanıyor. Evet, asgari ücretle çalışma hayatını tamamlamışsa bugün emekli olsa bir vatandaşımız 1200-1300 lira emekli maaşı alacak. Ek ödemeyle beraber. E şimdi bu vatandaş bankaya borçlanmasında ne yapsın? Asgari ücret 2020 lira. Ne diyoruz? En düşük emekli maaşı asgari ücrete eşitlensin. Emekli maalesef ve maalesef mezara girene kadar, kefenlenene kadar borç batağının içerisinde. Ay sonunu bu paralarla getirebilmesi zaten mümkün değil. Emekli maaşı ortalaması bugün ülkemizde 1500 lira. 1500 lirayla emeklinin çoluk çocuğuna bakması, faturalarını ödemesi, karnını doyurması gerçekten mümkün değil. Onun için emeklilerin yüzü gülmüyor. Dul ve yetimlerin almış olduğu maaşla ay sonunu getirmeleri mümkün mü? Olacak iş değil. Bu videomuzda ele alacağımız bir diğer önemli konu ise bayram ikramiyeleri. Bildiğiniz üzere emeklilerimizin pek çoğuna, evet pek çoğuna, tamamı diyemiyoruz, bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor.
Maalesef ve maalesef bir kısım emeklilerimize bayram ikramiyesi ödemesi yapılmıyor. Dul ve yetim maaşı alanlara ise 1000 liralık ödeme yapılmıyor. Bunun gerisinde kalan, yani diğer emeklilerimize her yıl 1000 lira bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor. 2018 yılında başlatılan bu uygulamayla emeklilerimizin en azından bayram öncesinde yüzleri güldü. Ama gelinen noktada emeklilerimize ödenen bu bayram ikramiyesi maalesef ve maalesef enflasyon karşısında ezildi, eridi. Geçen yılın 1000 lirasının değeri bugün gelinen noktada vatandaşın gerçek enflasyonunda 500 liraya düştü diyebiliriz. Bunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Geçen yılın 1000 lirası peki şu anda emekli için nasıl 500 lira? Hemen onu size anlatmaya çalışayım. Bakınız, geçen yıl satın almış olduğunuz bir sebzenin fiyatı en az %60, %70 artmış durumda. Düşünün, geçen yıl soğan, patatesin fiyatı ne kadardı? Şu anda ne kadar? Geçen yıl domatesin fiyatı ne kadardı? Şu an ne kadar? Bir hesap yapın bakalım. Geçen yıl satın aldığınız kadar şu anda satın alabiliyor musunuz? Onun için emekliye ödenen bayram ikramiyesi, geçen yıl 1000 lira olan bayram ikramiyesi şu anda 500 lira. Vatandaşın gerçek enflasyonuyla devletimizin açıklamış olduğu enflasyon arasında dağlar kadar fark var. Vatandaşın çarşıya, pazara gittiğinde karşılaştığı fiyatlarla geçen yılın fiyatları bir mi? Emeklimizin geçen yıl satın almış olduğu ürünlerle bu yıl satın almış olduğu ürünlerin fiyatı aynı mı? Tabii ki değil. Onun için emeklinin gerçek enflasyonu şu anda %50, %60. Vatandaşın emekli maaşı enflasyona ezdirilmiyor deniliyor ama gerçek hiç de öyle değil. En son yapılan açıklamaya göre ülkemizdeki yıllık enflasyon evet %19.7. Emekli almış olduğu maaşla sadece ve sadece karnını doyurmaya çalışıyor. Emeklinin hiçbir lüks harcaması yok. Faturalarını ödüyor. Çoluk çocuğuyla beraber sadece karnını doyurmaya çalışıyor. Onun için vatandaşın enflasyonuyla devletimizin açıklamış olduğu enflasyon çok farklı. Devletimiz enflasyonu hesaplarken bir sepet yapıyor. Bu sepetin içerisine tank paletini koyuyor, motor yağını koyuyor, arabaların fiyatını koyuyor. E peki emekli araba mı alıyor, motor yağı mı alıyor, araba lastiği mi alıyor? Ne alıyor emekli? Emeklinin almış olduğu tek bir şey var, o da gıda ürünleri, o da yarı aç, yarı tok. Bunu bilmiyor muyuz? Sokakta 10 tane emekli çevirin, 8 tanesi ay sonunu getiremediğini söyleyecek size. İşte bu nedenle bayram ikramiyelerine zam yapılmasıyla ilgili olarak şu anda Ankara'da bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışmanın önümüzdeki bayrama yetişmesi biraz zor. Gerçeği söylemek gerekiyor ama Kurban Bayramı öncesinde enflasyon oranında emeklilerimizin bayram ikramiyesine zam yapılması söz konusu. Bugünkü rakamlarla emeklilerimize 1197 lira bayram ikramiyesi ödenmesi gündemde. İnşallah, umut ediyor ve bekliyoruz ki önümüzdeki bu bayrama bu ödeme yetişir. Eğer siyasetçilerimiz irade gösterir, kararlı bir şekilde hareket ederse bu çalışma biter. Bitmeyecek bir şey yok kardeşim. Yeter ki vermek isteyin siz emekliye. Emekli hazır, alır parayı emekli, merak etmeyin. Bir gecede hatırlarsınız, rahmetli Erbakan emeklinin maaşına %100 zam yapmıştı. Yeter ki isteyin. Emekliye enflasyon oranında değil, isterseniz 2000 lira da emekli ikramiyesi, daha doğrusu bayram ikramiyesi ödersiniz. Bunu biliyorsunuz. İstemekle alakalı bir durum. Bakınız değerli izleyenler, siyaset şöyle bir şey. Ortada bir para var. Bu parayı kime vereceğinize siz karar veriyorsunuz. Bu parayı nasıl harcayacağınıza siz karar veriyorsunuz. Yani siyasetçiler. Eğer bu parayı siz emekliye değil de başka bir yere harcamak isterseniz tabii ki emeklinin maaşına zam yapmazsınız. Bayram ikramiyesini arttırmazsınız. Ama siz bu parayı alır başka yere kullanırsanız tabii ki diğer taraftaki vatandaşlar alır bu parayı. Parayı nasıl yöneteceğine siyasetçi karar verir. Onun için biz de diyoruz ki 11 milyon 750 bin emeklinin geçim sıkıntısını gidermek için parayı öbür tarafa değil de artık gelin emekliye verin. Emekli maaşı en düşük 2020 lira olsun, asgari ücrete eşitlensin diyoruz. Çok mu zor? İmkansız mı?
Saygıdeğer emeklilerimiz, bugün ele alacağımız bir diğer önemli konu ise dul ve yetim maaşları. Bildiğiniz üzere sigortalı bir vatandaşımız vefat ettiğinde eşine ve çocuklarına bir maaş bağlanıyor. Bu maaş maalesef ve maalesef kesintili bir şekilde bağlanıyor. Örneğin vefat eden kişi 3000 lira emekli maaşı alıyorsa bunun yakınlarına 2200 lira, 2300 lira gibi bir rakam ödeniyor. Vatandaş yaşarken zaten bu parayla zor geçiniyor. Vefat ettikten sonra geride kalan çoluk çocuğu, eşi maalesef ve maalesef daha büyük bir ekonomik dar boğazın içerisine giriyor. Gelinen noktada vefat eden kişi sigorta primi ödemedi mi? Vefat eden kişi bu ülkeye hizmet etmedi mi? Yıllarca çalıştı, üretti ama gelinen noktada emeklilerimizin yakınlarına vefat ettikten sonra maalesef ve maalesef düşük bir emekli maaşı bağlanıyor. İşte bununla ilgili olarak da umut ediyor ve bekliyoruz ki Ankara'dan çok yakında müjdeli haberler gelecek. İlgili kanun değiştirilecek ve dul ve yetim maaşı alanların maaşları da artacak. Bu geç kalınmış bir çalışmadır. Çünkü vatandaş yokluk içerisinde perişan kardeşim, çoluk çocuğuna bakamıyor, ona buna el açıyor. Dul ve yetimin maaşını niye kesiyorsunuz? Yazık, günah değil mi kardeşim? Bunun vicdanla ne alakası var? Bunun dinle, inançla, insanlıkla ne alakası var? Bu yapılan uygulama sosyal barışı maalesef ve maalesef baltalıyor. Olacak iş değil. Vatandaş yokluk içerisinde yaşarken zaten vatandaş perişan, ölüyor. Geride kalan çoluk çocuğuna yeni bir darbeyi de maaşını keserek vuruyorsunuz. Değerli izleyenler, vaktimiz çok dar. Bu nedenle hemen intibak konusuna geçmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde açıkladım. 700 bin Bağkurlu'ya, Bağkurlu emekliye intibak çalışması şu anda yapılıyor. Geriye dönük olarak 700 bin Bağkurlu emeklisine toplu bir ödeme yapılacak. Bununla ilgili çalışmanın bitmesini biz de dört gözle bekliyoruz. Vatandaşımız bir nebze olsun nefes alacak. Ancak sizlerden ben bunu açıkladıktan sonra çok sayıda soru aldık. Özellikle SSK'lılar Bağkurlu'ya var, bize neden yok diyorlar. Haklılar. Ülkemizde intibak yasasını bekleyen şu anda 5 milyon vatandaşımız var. Evet, 5 milyon. Ama 700 bin kişi de olsa olumlu karşılıyoruz. Geride kalan 4 milyon 300 bin vatandaşımız ne olacak diye de soruyoruz. Birine var, birine yok. SSK'lının emekli sandığından emekli olanın ne günahı var? 700 bin Bağkurlumuz alsın hakkı, sonuna kadar hakkı. Çünkü Bağkur'dan emekli olmak çok zor. 9 bin gün prim ödeyeceksin. Ondan sonra da 1400 lira emekli maaşı alacaksın. Geride kalan SSK'lılar içerisinde 1200-1300 lira emekli maaşı alan vatandaşlarımız, değerli büyüklerimiz var. Onlar ne olacaklar? Zaten büyük bir geçim sıkıntısı içerisindeler. Kanayan bu yaraya intibak yasasına artık parmak basmak gerekiyor. İntibak ne demek? Arapça eşitlik anlamına geliyor ama sen birine veriyorsun, birine vermiyorsun. Bu konuyla ilgili de önümüzdeki günlerde çok önemli bir açıklamam olacak. Lütfen gelişmeleri takip etmek için Emekli TV'ye abone olmayı unutmayın. Bana ayrılan sürenin bu videoda sonuna geldik. Görüşmek üzere, saygılar, sevgiler sunuyorum.